Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2022 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin 5. maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce Pençe Kilit Hareketi bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 12 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terörü bir kez daha sizlerin huzurunuzda lanetliyorum. Değerli milletvekilleri, 25 Aralık Gaziantep'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını en içten duygularımla kutluyorum. 14 bin olan nüfusumuzun 6.317'sini şehit vermesine, 10 bin binamızın 8 bini harap edilmesine, 70 bin top mermisi atılmasına, yeraltı ve yerüstü kaynakları kullanılamaz hale getirilmesine, açlığa terk edilmesine, 10 ay 9 gün boyunca düşmana direnen, işgale geçit vermeyen bir şehrin evladı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben Gaziantep'lerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar." İltifatına nail olan Gaziantep'lilerle onur ve gurur duyuyorum. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Şahin Bey, Şehit Kamil, Yüzbaşı Kılıç Ali, Kilisli Karayılan, Aslan Bey, Binbaşı Hamdi Bey ve tüm isimsiz kahramanlarımızı, şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor. Gaziantep'li hemşehrilerimin kurtuluş gününü kutluyorum. Değerli milletvekilleri, bütçeye dönecek olursak bu bütçe bir borç ve faiz bütçesidir. 2022 yılı devlet borçlarını gösteren 5. maddeye göre devlet iç borcu, dış borcu ve hazine garantili borç miktarlarının toplamı 4.4 trilyon lira civarındadır. 2021 yılında bu borç 3.2 trilyon civarındaydı. %37,5 düzeyinde bir artış var. Borçlar bunlarla da kalmıyor. AK Parti'nin her şeyi ben bilirim ısrarı ve tuhaf ekonomi teorileri yazması sonucu ülkemizin borcu her geçen gün, her saat, hatta her geçen dakika artıyor. Kasım 2023 itibariyle hazinenin iç ve dış toplam borç miktarı 6.4 trilyondur. Üstelik bu borcun sadece ana parasıdır. 2002'de 215 milyar lira olan borç ana parasının 6.4 trilyon liraya çıkarmışsınız. Devletin borcunu tam 30 kat artırmışsınız. 6.4 trilyonluk borcun toplam faiz yükü ne kadar biliyor musunuz? 5.5 trilyon lira. Yani ana paranın %85'i kadar faiz ödeyeceğiz. Hani faizin en büyük düşmanı biziz diyordunuz. Böyle düşmanlık ne görüldü ne duyuldu. Bu durum faizin en büyük müptelası olduğunuzun göstergesidir. Değerli milletvekilleri, 21 yıllık AK Parti iktidarının başarısız ekonomi politikaları yüzünden devletin borcu 30 kat arttı da vatandaş ne durumda? Bir de ona bakalım. Bakın değerli arkadaşlar, bireysel krediler ve kredi kartları dolayısıyla vatandaşın bankalar olan toplam borcu 2.6 trilyon liraya yükseldi. Üstelik bu Ekim ayının açıklanan verileridir. Vatandaşın zamanında ödeyemediği için bankaların icra takibi başlattığı borç miktarı 43.7 milyar liraya ulaştı. Burada 10 aylık artış 13.5 milyar liradır. Seçimlerden sonraki 4 aylık dönemde yani Temmuz ve Ekim ayları arasında 441.563 kişi bireysel kredisini, 382.709 kişi de kredi kartını borcunu ödeyemediği için takibe alındı. Bu dönemde toplam 1 milyon 90.000 kişiye banka borcu nedeniyle icra takibi başladı. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de 25 milyon aile var. Bunlardan bir kıyas, bir oranlama yaparsak ülkemizde her 25 aileden biri bu yıl icralık oldu demektir. 1 Ocak 8 Aralık 2023 tarihleri arasında
İcra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %60.3 oranda artarak 12 milyon 800 bini bulmuştur. İcra dairelerinde dertes bulunan dosya sayısı 8 Aralık itibariyle 22 milyona ulaşmıştır. Evet değerli milletvekilleri, devletin ve milletin genel durumu böyledir. Devlet borç girdabında, vatandaş borç krizinde, icra iflasın pençesindedir. Hal böyleyken dönüp AK Parti söylemlerine bakıyoruz. Maşallah hiçbir yerde sorumluluğunuz yok. Döviz sizin ucube politikalarınızla değil dış güçlerle tırmanıyor. Enflasyonu sizin müsrifliğiniz, şatafatınız, tuhaf ekonomi teorileriniz değil, ücretliler artırıyor. Zamlar, fahiş fiyat artışları sizin yüzünüzden değil, fırsatçılar yüzünden oluyor. Ekonomiyi sizin beceriksizliğiniz değil, muhalefet batırıyor. Devleti istisnasız tüm kurumlarıyla siz yönetiyorsunuz. Memurundan müsteşarına kadar her kademeye istediğinizi atıyorsunuz, istediğiniz kanunları çıkarıyorsunuz. Beğenmediğiniz düzenlemeleri iptal ediyorsunuz. Yandaş televizyon ve gazetelerinizle, troll ordularınızla istediğiniz algıyı yayıyorsunuz. İstediğiniz politikayı üretiyor, uygulamaya koyuyorsunuz. Ama sınırsız, sorumsuzsunuz. Yanlış giden işlerde sorumluluk da, suç da hep bir başkasında. Aynı tavrı barınma krizinde de görüyoruz. Son dönemde en çok konuştuğumuz konu barınma krizi. Fahiş ev kiraları, ev sahibi kiracı kavgaları maalesef ki gündemimizden düşmüyor. İktidara göre tek suçlu vicdansız ev sahipleri. Sende vicdan var mı diye ev sahibine yüklenen bu iktidar, ev kiralarındaki artış oranını %25 oranında sınırlayan bu iktidar, devletin kiracısı olan Gaziantep'te Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kiracısı, hem de deprem bölgesi olan vatandaşlarımızın kiralarını tam %200 oranda artırdı. Vatandaş da şimdi soruyor, sizde vicdan var mı? Hani %25'in üzerinde kira artışı kanunen yasaktı diyor. Bu yasa sadece vatandaş ev sahibi için mi geçerli? Eğer ev sahibi, mülk sahibi devletse bu yasa geçersiz mi? Değerli milletvekilleri, AK Parti iktidarının gerçekten halktan kopuk bu siyasi anlayışları sonucunda çıkardıkları her kanunun bir şekilde dönem dönem kendi işlerine yaradıkları gibi çevrildiğini görüyoruz. Aynı şey çiftçilerimiz için de geçerli. Çiftçilerimize 2006 yılında çıkardığınız kanunla yıllık bütün bütçeden %1 oranında pay vereceğinizi söylediniz. Ama şu an bakıyoruz %2,5. %2,5. %1 nerede? %2,5 nerede? Aynı zamanda bunu verdiğiniz halde gene de çiftçinin cebinden KDV ve ÖTV ile aldığınız mazottan yaklaşık verdiğinizin 3 katı oranda vergi alıyorsunuz. 2024 yılı bütçesi de bu zihniyetin bütçesidir. 2024 yılı bütçesi işsizliği azaltacak, kamuda lüks harcamaları, israfı, şatafatı önleyecek, gelir adaletsizliğine son verecek, barınma sorununu çözecek, döviz kuru artışını engelleyecek, enflasyonu düşürecek, işçiyi, memuru, çiftçiyi, esnafı refaha erdirecek, askeri ücreti, emekli maaşının zamlarla eritmeyecek, yoksulluğu azaltacak, gençlere umut aşılayacak, markette, pazarda fileleri dolduracak, devleti de vatandaşı da borç sarmandan kurtaracak bir bütçe değildir. 2024 yılı bütçesi de vatandaşa bir verirken vatandaşın cebinden üç almanın bütçesidir. Bu nedenle 2024 yılı bütçesine hayır oyu vereceğimi belirtiyor. Genel kurulu bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum.